Bizim burada yufka yaparlar. Ama yufka. Onu da artık normala döndürdüler. Eskiden kızardırlardı yaparken. Kıpkırmızı olurdu. Şimdi normalini yapıyorlar. Ha şu var. Yediğimiz yemekler tatlı olmaz. Acı olur. Neden? Biz acı severiz. Biberin tatlısını yemeyiz yani. Biber almaz. Bizim buranın meşhuru acı turşusudur. Acı turşusu. Ya bizim burada acı tatlı turşusu. Bir şey yiyemez. Size de sorayım şimdi. Acı yiyemiyorsanız yemekler ona göre. Yürük acısı. Hıntıyoruz biz de. Ha, tamam yani. Gittiğimiz yere ayak uyduran bir insanız yani. Yani olur ya. Ya. Şimdi bizim buranın meşhuru acı turşusu. Evet. Biraz da sen kendinden bahset abim. Ne yapıyorsun? Meslek var mı? Meslek. Meslek bizim kesimciyim ben. Burada ormanda işte devletin uygun gördüğü damga yapıyorlar yani. Bizim şeflik. Devletin damgaladığı ağaçları belli mıntıkalarda bize verilen, burayı hallet denilen mevkileri işini yapıyor, beceriyor. Ona göre paramızı alıyor. Kaç yıldır burada? 93'ten beri ben kesim yaparım. 93'ten beri kesim yapıyorsun. Peki bu kesimi kabala mı yapıyorsunuz yoksa herhangi bir diye, maaşla bir işçi mi olarak yok, şimdi şu var. Yapılan damga dediğim, bak devletin damgası var. Verilen mevkideki zaten ne kadar çıkacağını aşağı yukarı tahmin ediyoruz. Oradan ürettiğimiz ağacın cinsiyetine göre bize fiyat ödüyorlar. Ona göre para kazanıyoruz. Öyle 27'dir, aylıktır bir şey değil. Verilen işi ister 2 günde bitir, istersen 2 ayda bitir, parası aynıdır yani. Ha, tabii ki çalıştığımız arkadaşlarımızdan da çok, gerçekten memurlarımızdan memnun kalıyor. Para konusunda hiç sıkıntı etmiyorlar. Evet. Haricinde dikim, fidan dikimi de yapıyor. Ona da işte 3-5 yıldır başladık. Bu bizim yapacağımız işler, bu orman işleri yani. Ormanın getirdiği hangi iş olsa onu biliyor yani, daha doğrusu. Ağaç yazı işlerini yapıyoruz. Milletin kestiği, kendi kestiğimiz ağaçları soyuluyor. Bunların metre küpünün hesaplanması için yazılması gerekiyor. O da ayrı bir paralı bir şey. Evet. Onu da bize tercih ediyorlar, sağ olsunlar. Bizim gibi bir iki grup arkadaşımız daha var. Beraber herkes bir tarafta çalışıyor. Bu şekilde geçimimizi sağlıyoruz. Evet. Peki gurbette tanıdıkların var mı? İl dışında, yurt dışında? Elbette yurt dışı değil de Ankara'da, Kayseri'de akrabalarımız. Kimler var? Onlara şöyle amcamın bir selam çocukları. Gönderelim. Ondan sonra da azamızı alalım şöyle. Toplum olarak Ankara'da amcamın çocukları var. Evet. Bizim Veziralan'dan giden dostlarıma da, yani isim olarak hangi birini sayayım ben şimdi? Doğru. Mersin'de, Kayseri'de, tüm Yeşiloyma halkı değil de çevremin insanın hepsine selam olsun. Evet. Seninle röportajımız devam edecek. Şimdi abi köyün içini çekeceğiz. 1 milyon Yozgatlı platformu tüm sosyal medya sayfalarında. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beraber gezeceğiz. Evet, şöyle mikrofonu verelim abim. Öncelikle bizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Biz sefalar getirdiniz. Abicim. Köyümüz gördüğünüz gibi küçük bir mezradayız. Evet. Geçim kaynaklarımız belli. Sıkıntılı, zor şartlar altında geçiniyoruz. Bir yandan çayı getirin amma oğlum, biz hem çayı yudumlarız hem de çekimimizi yaparız. Doğalız yani öyle. Çekim bitsin de çayı getireyim. Yok öyle. Evet, dinliyoruz. Dediğimiz abi. Gibi bayağı bir sıkıntılı, zor şartlar altında geçim kaynaklarımız. Yazın orman üretimcisiyiz. Evet. Dikimdir, ormanda kesimdir. Bunun değerlendirilmesidir, ölçüp biçilmesidir. Orman İşletme Müdürlüğü'nden işimizi almaktayız. Kışında ufak tefek kendi çapımızda hayvancılıkla uğraşıyoruz. Evet. Tabii hayvancılıkla uğraşıyoruz derken tamamı bizim olarak değil. Yarı yarıya. Yarı devletin, yarı bizim. Çünkü hayvancılıkla şimdi bu asırda geçim kaynağı sağlamak isteyen arkadaşların birçoğu devlet desteklemeli. Gerek banka kredili, gerek kooperatif kredili. Biliyorsunuz yani ülkemizin halinde biraz işsizlik başını aldı gitti. Bundan daha önce 2014 yıllarında, yaklaşık 5-6 yıl önce şantiyelerde çalıştık.
belli bir süre. Bunun gibi işte ufak tefek böyle geçim kaynağı sağlamaya çalışıyoruz. Yer yer dediğim gibi bu akşam ben bugün geldim. Hı. Urfa'daydım. Orada tanıdık akrabalarımız, gerek kirbelerimiz, buradan onlara çokça selam olsun. Hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Orada yapmamız gereken pazarlarda işlerimiz oluyor. Seyyar olarak. Kışın bir nevi gurbet hayatı yaşıyoruz. Evet. Elbette ki kendi köyümüze göre gurbetçilerimiz var. Yurt dışında maalesef bir tek ablamın kızı var. Hı. Ona da buradan kucak dolusu selam gönderiyorum. Ankara'da bizi izlemekte olan amcamın çocukları, Vezir Alan köy halkımız, diğer komşu köylerimiz, özellikle Bosya köy halkına buradan çok selam iletiyorum. Evet. Mersin'de olanlar, Kayseri'de abim var. Onlar, köyümüzün hali belli. Köyümüz mağdur köy. Evet. Çok mağduruz. Köye çıkarken de görmüşsünüz. Maalesef bu dönem birinci ağza da olduk. Çok teşekkür ediyorum yani il encümenlerime, özel idare müdürüme. Ellerinden gelen bütün destekleri sağlamaya çalıştılar ama bunun da belli bir sınırlaması elbette ki oluyor. Ama şu an maalesef öğrencilerimiz okula gidemiyor. Evet. Okuldan mağdur. Köyümüz yaklaşık 500 metre ana asfalta. Evet. Ama öğrencilerimiz şu an mağdur. Eğer bizi izlerler ise ilk önce bizim bu mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz biz bunlardan. Çünkü servis araçlarımız çıkamıyor. Öğrencilerimiz küçük. Evet. Taşımalı öğrenci olduğu için bugün ana sınıfına giden öğrencilerimiz var. Ana sınıf olarak değil de birinci sınıf olarak yazılıyor. Ve araçlar köye çıkmadığı için şu an öğrencilerimiz bayağı bir mağdur durumda. Hı. Köyümüzün yol durumunu demin siz de çıkarken görmüşsünüz. Bataklığın evet, içindeyiz. Arabaları çıkmıyor. Yer yer traktörlerle çekiyoruz. Öyle çıkarıyoruz, kurtarıyoruz. Bundan daha tehlikesi ölüm, yani her an ölüm riski taşıyabiliyoruz. Yolumuz baştan bu yoldan bayağı bir şikayetçiyiz. Hem muhtarımız da sağ olsun. İlgileniyor, ilgilenmiyor değil. Bunu demeyelim ama nereye kadar nasıl olacak? Bunlar kendisine sormak istiyorum ben ama burada değil. Şu an izindeymiş. Ben burada olduğunu düşünüyordum. İzine gitmiş maalesef. Gelince onunla konuşacağız. Bizim belli bir mesleğimiz yok. Evet. Yine söylüyorum. Dediğim gibi biz orman üreticisiyiz. Burada dördüncü ay gibi işimize başlarız. Kışın dokuzuncu, onuncu ay. Gerek yer yer ağaç keserek, yer yer bunu değerlendirerek, ölçüp biçerek, zaman zaman tabii ki bu mevsimi var. Beşinci ay ve onuncu ay arasında bu fidan üretimi, dikim sahaları, teras, bunlarla geçimimizi sağlıyoruz. Evet. Hayır, şahsımıza ait, özel köyümüze ait, özel bir şey de soracak olursanız özel bir şeyimiz yok. Demin de abim konuşurken, abim zaten, konuşurken dediğimiz gibi köyümüze has bir şey var. Acılı turşudur. Bu bizim çevre köylerimizde meşhurdur. Peki bu turşunun içinde ne turşusu ya da turşunun içinde neler var? Lahana, süs biberi dediğimiz. Hı. Bazı arkadaşlarımız bunu limonla katkı yapar. Turşu haline getirir. Bazı komşularımız domates, salata, sirke ile domates, biber yine aynı yanında salatalık, acur. Bu tür şeylerden güzel turşu kurulur yani. Ya kurulmaz değil. Acılı güzel turşu yapıyor. Diyor. Acılı güzel peki, turşu yapar. Peki bu turşunun içinde bu köye ait bir ürettiğiniz bir şey var mı? Tabii ki domates. Domates kendi üretimimizle. Kendi tabii ki kendi üretimimiz. Ufak tefek kendi çapımızda küçük seralarımız var. Buralarda domatesi, biberi, salatalığı kendi üretimimiz. Organik olarak kendi katkımız. Diğerlerde zaten pazardan. Tereyağımız meşhur. Tereyağımız iyidir. Hayvanlarımızdan ürettiğimiz tereyağıdır. Peynir, çökelek dediğimiz. Peki köyde böyle tereyağı olsun, peynir olsun üretip de pazarda satan var mı? Pazarda satan demeyelim de şimdi dediğimiz gibi demin de dedim dışarıdan gelen gurbetçilerimiz çok. Hı. Pazara hiç düşürmüyorlar çünkü yüksek yoğun bir kalabalık hayvancılık yapan bir köyümüz değil. En kalabalık hayvanı olan şurada şahısın 6-7 tane veya 8 tane bir hayvanı vardır. Hı. Bundan çıkacak zaten tereyağıdır, peynirdir, çökeliktir. Bir nevi kendi
yiyeceği artımını da dışarıdan gelen gurbetçi insanlarımız zaten tatmin ediyor. Arkadaşlarımızı mağdur durumda koymuyoruz, komşularımızı. Gerek hediye olarak, gerek fiyat olarak pazardan almazlar buraya. Pazara götürme imkanı duyulmuyor. Yani bu kadar. Köyümüzde biraz sonra çıkarız zaten inşallah. Gezeceğiz. Evet. Köyümüzün durumlarını da gösteririz. Köyümüzün içini, çocuklarımızın halini, yollarımızı. Ekseriyet benim içim yoldan yanıyor. Öğrencilerden yanıyor. Bu Milli Eğitim Müdürümüzle irtibata da geçtik. Okul müdürümüzle de irtibata geçtik. Geldi, kontrol de ettiler ama şu an tabii ki devletlerin de imkanları bazı yerde kısıtlanıyor. Yoğun bir kış altındayız. Mağduruz. En kısa sürede biz bu mağduriyetimizin yerine getirilmesini istiyoruz. Evet. Peki sana nerelisin dediği zaman sen nerelisin? Ben, nereliyim diyor. Köy olarak yeşil oymak mı diyorsun? Köy, vezir alanı mı köy olarak biz yeşil oymaklıyız ama vezir alanlıyız. Biz evet. Vezir alan köyü yeşil oymak mezrasındayız. Bir yerde, uzak bir yerde vezir alan deme zorundayız zaten. Çünkü evet. Biz bir devlet dairesine gidip de benden kimliğimi isteyip işlem yaptırmak istediğim anda ben vezir alanlıyım. Ama asıl doğup büyüdüğüm yer yeşil oymak. Evet. Muhtarlığımız bir bizim burası mezra. Şu anda da zaten muhtarlığımızın bir olduğu köyümüzde pek kalan yerli insanımız yok. 3 veya 4 hane evet. Şahıslar var. Yazımız çok güzeldir bakın. Keşke yazın gelmiş olsaydınız piknik alanlarımıza, şenlik alanlarımıza, niye ormanımıza. Piknikimize gelmedik mi ama oğlum? Vallahi şimdi abiciğim ben aslında bakın bunu biz seninle Kılıçlı Köyü'nde 8. yerde görüştük. Görüştük mü? Tabii. Hiç farkında değilim. Biz ben de orada. Biz görüştük orada. Doğrudur. Kılıçlı Köyü'nde Cafer abimin düğününde. Sen hatta köyün muhtarı sen misin diye bana sordun. He, dedim doğrudur. Ki ben muhtar vekiliyim muhtar dedim. Zaten he. Karışmaz. Karışmasına da ihtiyaç yok. Bizim köyümüz ayrı. Tanıtımı yapacak biziz. Dedim ben bunu onu size orada. Evet. Ki zaten muhtarımız elinden geldiği kadar yardımcı olduğu harcayandan eminim. Evet. Yani aramızda bazı sorunlar oldu. Olmadı değil. Yaşayabiliriz. O ayrı. O şahıs. Peki muhtar ne zaman gelecek? Vezir alanını beraber mi çekelim yoksa şimdi muhtarın muhtar gelsin muhtarla beraber mi çekelim daha iyi? Şimdi olur. Hocam yeşil oymağı çekelim. Vezir alanını da muhtar geldiğinde kendisiyle görüşürüz. Olmazsa siz nasıl isterseniz sizin için nasıl uygunsa şu an muhtar vekili benim. Muhtarımız izinli olduğu için gideriz, vezir alanında çekeriz. Orada oturanlarla da röportaj yaparız, konuşuruz. Biz yardımcı oluruz ya. Biz elimizden ne geliyorsa sonsuz. Çünkü kış nedeniyle muhtarlarımız, bir tek o muhtarımız değil yani bize gelen bütün muhtarlar hep dışarıdan adaylıklarını koydukları için Allah'a çok şükür yerlisine muhtarlık düşürmüyorlar. Dışarıdan paralı oluyorlar, dışarıdan oylarını getiriyorlar. Köylünün kahrini çeken köylü oluyor. Aslına bakarsan biz oluyoruz. Ama nedense orada bir koltuk var. Bu koltuk sevdası paralı olanların oluyor. Dışarıdan geliyorlar kışın. Bizim burada muhtar saymayacaksın. Kışın sadece eğer varsa köyün yerlisinden ağzıya bakacaksın. Muhtar vekili odur. Diğeri bir zaten köyümüzde de var. Ağzalarımız. Evet. Bir ağız orada var, bir ağız da burada var. Diğer ağzımız da zaten Mersin'de. Burada kalmıyor. Evet. Biz elimizden ne geliyorsa sonsuz size yardımcı olacağımızdan eminiz. Evet. Yani muhtarı bekleyelim desem de muhtarın ne zaman gelir? Muhtar Bahar'ın gelir. Bu gidişin anca Bahar'ın gelir herhalde. Evet. Peki burada Yeşil Oymak köyünün etrafında hangi köyler var doğusunda, batısında? Yakın köyler hangi? Yakın köylerimiz var? Bize Bozüyük. Bozüyük. Ardıçalan. Hüyüklaran köyümüz var. Doğuda. Hüyüklü alanı köyü ne kadar büyüklüğü, küçüklüğü ne? Hüyüklaran köyü de yani ortalamaya kışın şu an 7-8 hane. Yazın 40-50 hane gibi bir şey var. Aynı zamanda Yazıtaş da aynıdır. Evet. Yazın bizim bu çevrelerimiz hep gurbetçi insanlar. Yazın şehirde kalmayan köyüne geliyor, evine geliyor. Herkesin kendine ait ev var. Kışın gidiyorlar. O dağın arkasında Çağlayan, Çerçelen köylerimiz var. Maşlaklı köyümüz var. Şu anda orada zaten toplasak 5 hane zor çıkarırız. Diğer tarafta Kızılcova köyümüz var. O buradan da muhtarıma sesleniyorum. Sadece muhtarı var. Bir başına bir Allah bir kendi.
Belki de şu an yol bile açtılar. Gerçi de yol bile kapalıdır. Zaman zaman 2 metre yaşıyor. Nalbat Dağımız var. 1463 rakamlı bir dağ. Çulhalı yaylaları. Biz oraya çıktık. Çıkmışsınız. İzledim zaten. Orada kalan da bize yakın köylerimiz bunlar. Komşu köylerimiz iyiyiz. Bir herhangi bir sınır davamız çok şükür olmadı. Mera davamız olmadı. Hep yani bir aile gibi bir gün köyün birinde oturuyorsak bir gün birinde oturuyoruz. Hep eş dost akraba diyelim yani. Evet. Böyle kenetlenmeye çalışıyoruz. Ha, çevre köylerimizde buradan mesela Akdağ'a doğru Culhalı köyümüz olsun, Orta köyümüz olsun, diğer Üçkaraş köyümüz olsun. Sağ olsun Allah hepsinden razı olsun. Yani sevenimiz çoktur. Çevremiz geniştir. Akdağ'da yer yer Akdağ'da olsun. Bu tür geçim kaynaklarıyla geçirip gidiyoruz işte. Beraber hep birlikte çalışıyoruz. Özellikle Culhalı'yla. Evet. Allah razı olsun. Hep iş birliğindeyiz yani. Yeri gelir bizim kendimize işçi ihtiyacımız olur. Culhalı'ya gider oradan getiririz. Oranın işçi ihtiyacı olur. Buradan biz takviye gideriz. Birbirimize destek çıkmaya çalışıyoruz. Bu şekilde geçimimizi sağlıyoruz. Evet. Biraz sonra da köyü çekeceğiz. Tabii ki. Her zaman için. Ara verelim sonra devam ediyoruz. 1 milyon Yozgatlı platformu tüm sosyal medya sayfalarında. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şöyle seni de bir tanıyalım abim. Sen buralı mısın? Ben doğma büyüme buralıyım. Evet. Köyümdeyim. 1991 doğumluyum. İsmim Coşkun Doğan Bek. Evet. Babam olur, dedem olur, amcam, yeğenlerim. Evet. Köy zaten yabancımız yok. Hep akrabayız. Evet. Başka? Köyde kaç tane gencimiz var? Kaç tane ihtiyarımız var? Kaç tane normal yaşta şu anda? Zaten normal yani şöyle söyleyeyim. Okuyanımız biraz az. Hı. Köyümüzün durumu maddi yönden, manevi yönden sıkıntılarımız çok. Evet. Yani orta 3'e yani 8 yılı bitiren mecburluğundan bitiriyor. Hı. Çünkü hep gurbetçilikle geçiniyoruz. Evet. İleriye okumak isteyen öğrencilerimiz, çocuklarımız oluyor, kardeşlerimiz oluyor. Ama maddi sıkıntılardan dolayı babasına, amcasına, dayısına yardımcı olma amaçlı ileriye yönelik okulu devam edemiyor. Evet. Ondan dolayı böyle bir sıkıntılarımız var. Şimdi köyümüzde de işte yaşlar ortalama diyelim yani evet. Çoğunluk peki senin gençler. Bir teknik bir özelliğin var mı? Bir ustalık olsun ya da okuma olsun. Ustalık belgem yok ama şöyle söyleyeyim. Su tesisatçısıyım. Evet. Aynı zamanda işte burası orman köylüsü. Hayvanlarla geçimimizi sağlıyoruz. Evet. İlçemizden veteriner arkadaş yetişemediği durumlarda imkanım olduğu kadarıyla biraz bilgim var. Evet. Veteriner görevliği yapmaya çalışıyorum, yapabiliyorum yani. Evet. Başka da söyleyeceğim bir şey var yok. Var mı selam göndermek istediğin gurbette birileri il dışında olsun, yurt dışında olsun? Bizi isteyip, dileyip yani bizi seven herkese selam olsun. Teşekkür ediyoruz. Şenal Doğan Bek ben. Yozgat Akdağ Madeni'nin köyünde oturuyorum. Turşumuz, yöremizin kendi turşularımız. Kelem turşusunu önce doğrarız, yıkarız, tuzlarız. Bir gün kalır tuzla. Ertesi gün yıkarız samırsağını, sirkesini. Her şeyini, tuzunu katarız, bidona basarız. Turşumuz o, domates turşusu da zaten aynı domatesi, biberi yıkarız. Biberi inleleriz içine geçsin diye. Samırsağını, acısını bol koyarız. Suyunu, tuzunu ayarlarız öyle. O da öyle kurulur. Herkese selam söylüyorum. Ankara'da kardeşim var. Kayseri'de kız kardeşim var. Ablalarıma, hepsine selam söylüyorum. Sizden de Allah razı olsun. Size de teşekkür ediyorum. Kızını unutma. Kayseri'de kızımı öpüyorum. Torunumu öpüyorum. Damadıma selamlar yolluyorum. Size de teşekkür ediyorum. Gelip bizleri gördüğünüz için, bizleri mutlu ettiğiniz için saygılarımı sunuyorum.
Merhabalar, ben Veziralan Mezarası Yeşiloymak Köyü'nden Malik Doğan Bey. Şu an şikayetimiz olması nedeniyle yollarımızı gösterme zorunda kaldık. Bu sene baharın seçimlerden sonra önceki yolumuz çok rampa olduğu için yeni bir yol yaptırdık. Yaptılar, sağ olsunlar. Devletimiz de buna yani gerçekten gurur duyuyoruz. Bize yardımcı oldular, yardım da ettiler fakat şu anki hali, durumu zaten göz önünde içler acısı. Şu an Yeşiloymak Mahallesi olarak benim zaten halimi görüyorsunuz. Şu durumda buradan bizi öğrencilerimizi okula gönderemiyoruz. Çünkü servislerimiz çıkamadığı için öğrencilerimiz, ana sınıfına giden öğrencilerimiz çok. Çocuklar küçük. Köyümüzün altında bırakıldıkları için bir kurt korkusu var. Çocuklarımızı kurt yer gibisine. Kışta bunalıp çocuklar yolda kalır, ölebilir. Korkularını çektiğimiz için çocuklarımızı okula gönderemiyoruz. Sadece bizim istediğimiz kaymakamlığımızdan bu yollarımızın yeniden sağlama alınması, kumlanması, bizi rahata kavuşturmalar. Burada yani kendimizi unuttuk artık. İlçemize gidip geldiğimizde arabalarımız yolda kalıyor, traktörle çekiyoruz yani. Traktörle çekerken yolumuzun sağ tarafı, köye çıkan yolumuzun sağ tarafı uçurum. Her türlü ölümle yani savaşarak köyümüze araçlarımızı zor çıkarıyoruz. Şu an şurayı çekerseniz hürmet olur. Burada altyapımızın arızasını gösteriyor. Altyapımız bu yukarıdan geliyor. Altyapımızda bir dıhanıklık oldu. Kepçeyle eşleştirdik. Sağ olsun muhtarımız ilgilense de tam bir şey yapamadık daha doğrusu. Kar düştü. Muhtar da bir şey yapamadı. Elinden bir şey gelmedi adamın. Bu şekilde kışın da vatandaşlar köyün şebeke suları donma korkusu olduğu için suları açma zorunda kalıyoruz. Sularımızın açık sularımızın da fazlası gördüğünüz gibi buraya geliyor. Buradan da komşumuz Vezir Alan'dan bir komşumuzun restorantı var. Kendi burada yok ama evinin içini geçen vatandaşın evinin içini su basmış. Buralar buz tutmuş. Herhangi bir kazayla karşı karşıyayız yani. Bu memleketi bilmeden bir adam buradan bilmeyerek geçerse bir baharsın yani aynı dakika arabası başını alır gider. Biz de bundan çok üzüntü duyarız ama elimizden şu dakika hiçbir şey gelmiyor. Şu an bizim eski olan rampası dik olan yolumuza döneceğiz. Oradan yolumuzla devam ederken zaten tüm Türkiye bunu izleyince görüp bize acıyacaklarını ümit ediyorum. Köyümüzün asfaltın üzerine inen suyumuz birçok tehlike yaratıyor. Yani bunları defalarca söylüyor, anlatıyor ama gücümüz yetmiyor, sözümüz geçmiyor. Yolumuzun halini şu an zaten kamera çekiyor. Bunu herkes görecek. Bunun kısa bir süre içerisinde bir yani çare düşünülmesini rica ediyoruz kaymakamlığımızdan. Tabii valimize bile rica ediyorum. Başka demiyorum. Tüm ilgililere, ilgilenirlerse çok teşekkür edeceğiz. Yoksa biz bu şekilde öğrencilerimizi okula gönderemeyeceğiz. İmkanımız yok. Çocuklar şu yolda yani servisler çıkamıyor. Adamlara bir şey diyemiyoruz. Arabanın uçuruma her dakika yani ne zaman inip ne zaman inmeyeceğini Allah bilir. Zaten biz köye çıkarken izleniyor bak. Görüyorsa kaza yapacağız. O kadar kötü bir durum var. Arkadaşımız sağ olsun sakin davranıyor. O yüzden bir tehlike yaşamayız inşallah. Arazili araç haricinde buraya çıkmamız imkan değil. Kendi araçlarımız kalıyor. Yani aynı demir çekiyoruz buna yukarı. Çok perişan mağdur durumdayız. Bunu ilgililere duyurulmasını gerçekten sizden rica ediyoruz. Şu asırda, şu çağda içler acısı bir hayat yaşıyoruz. Başka diyecek bir kelime bulamıyorum ben yani. Bir günlük iş, hepsi bir günlük. Bir gün makinalar buraya gelse her türlü işimiz görülür, biter. Şu an köyümüzün içine girmiş bulunmaktayız. Bu gördüğünüz evlerin işte demin saydığımız gibi
6 tanesi kaymakamlık tarafından yardım verilerek yapıldı. Köyümüzün durumu belli. Geçim sıkıntısı çok. Bazı komşularımız var, kaymakamlığın verdiği yardımlarla geçiniyorlar. Birkaç tane yaşlı bayanımız var. Eşi öldü. Kendi sadece dul maaşı alarak geçiniyor. Perişan bir durumda yaşıyoruz. Hepsi, yani diyeceğimin en başı bu. Karşıda yer çekebiliyorsanız muhtarlığımız ora. Oraya ayrı çekeceğiz. Evet, tamam. Oraya ayrı çekeceğiz abi. Bizim burada iki... Şu anda kimlerin evi var mesela? Burada zaten dediğim gibi biz hep akraba olduğumuz için bizim dayıoğlu, bacımız, kardeşimiz, yeğenimiz, burada yabancımız yok, amcamız. Bu evler, şu üst tarafta oturanlar benim dayımın çocuklarının evleri. Şurada amcam zaten vefat etti, eşi de gitti, burada kimsesi yok. Köyde bir yabancı yok. Ha bizim yol, birinci sıkıntımız yol, ikinci sıkıntımız da zaten cenaze damı. Cenaze damını köylü durumu olmadığı için kendi çapımızda yaptıramadık. Yaptıramıyoruz da. İleri varalım abi. Da bunu kaymakamlıktan bir yardım isteyeceğiz. Şöyle durabilirsen burada biraz gezebiliriz. Tamam. Bir şöyle. Hı hı. Şuradan bura, şu ev amcamın evi. Orada kayınpederin zaten, hem amcam hem kayınpeder. Buralar hep amcaoğludur, dayıoğludur, akrabalar. Burası köy meydanımız. Köyümüzün durumunu görebiliyorsunuz artık. Zaten büyük bir yer değil. 15 tane, 13-15 tane bir evden ayrılma. Gariban, kendi çapında geçimini sağlamaya çalışan bir fakir bir köy. Başka diyecek bir şeyim yok. Amcam da herhalde evde yok. Onu da çağırdı. Babam da, babam oğlu. Umarım yoğunluk. İstediğimiz tek şey, huzurlu bir şekilde, kimseden bizi ayırdı etmeden, eğer imkanları var da büyüklerimiz bize bir el uzadırlarsa bizi çok memnun ederler. Ha şimdiye kadar el uzattılar, bunu inkar edemeyiz. Bunu inkar etmek insanlık dışı olur. Ama şu an hiçbir şey demeye gerek yok. Zaten çekimde gördüğümüz hal ve hareketlerimizi gördüğümüz, perişanlığımız meydanda. Bunlara bir yardım. Zaten şu an bakın köy meydanımız bile açık değil. Çıkacak, çıkıp inen servislerimizin dönebileceği herhangi bir yerimiz yok. Şu yığıntı parke taşı. Bir araba parke taşımız geldi ama 10 metre bile kapatacak bir durumda değiliz. Yollarımızın hali ortada, halimiz ortada. Şu an öğrencilerimiz demin konuştuğumuz gibi çok mağdur bir durumdayız. Bunu yukarıdaki yetkililere bildirmek istiyoruz. Öğrencilerimiz eğitimlerinden alıkaldılar. Yaklaşık 15 gündür okul eğitimi alamıyorlar. Yani belli bir ders yapamıyorlar. Şu an yani köyümüz gerçekten yoksul bir köy. Halimiz, vaktimiz meydanda, yani şu an ortadayız biz. Ne araçlarımız çıkabiliyor, şurada ölümcül engelli hastalarımız var. Ani bir şeyde hastaneye yetiştirebilecek olsak göreceksini gördüğümüz. Yani ambulans bile, ama devletimiz sağ olsun şu an paletli bir ambulans çıkardılar. O da biraz yavaş geldiği için mecburen hız yapamıyor. Diğer ambulans da gelirse köyümüzle iletişim sağlayamıyor. Yani işin kısacası zor durumdayız. Bir milyon Yozgatlı platformu tüm sosyal medya sayfalarında. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi diyecek bir şey, yani biraz heyecanlı davrandık, kusura bakmayın. Yani köylü vatandaşı, bir konuşsak ikinciyi belki çekimsel kalıyor, heyecan yapıyor ama derdimizi biz hiçbir şey demesek bile siz gördünüz abi. Evet. Yani bunu hiç bense de ahraz olsam, konuşamasam, şu görüntü kendini gösteriyor. İyi günler. Ben Yeşiloymak köyünden İnanç Doğanbek. Ortaokulu bıraktım.
durumumuz iyi değildi. O yüzden okul durumumu bıraktım. Yollarımız çamur. Arabamız çıkmıyor. Arabalar çok, ölüm tehlikesi çok. O yüzden abla ben şaşırıyorum. O yüzden okula gidemiyoruz. Mağdur kalıyoruz. Lütfen bize bir yardım. Merhaba, ben Selvi Doğanbek, Yeşil Oymaklıyım. Bizim köyümüz çamur olduğu için yollarımız, arabalar çıkamıyor, biz de inemiyoruz, zoruna iniyoruz. İnerken bazı arkadaşlarımız da düşüyor yollarda, üstleri çamur oluyor ve biz o yüzden okula gidemiyoruz ve yok yazılıyoruz. Çok kötü oluyor, hiçbir şey öğrenemiyoruz ve bize Allah rızası için bir tane yardım. Merhaba, ben Taşkın Doğamek, Veziralanı köyünden, Yeşil Oymak köyünden. Yollarımız kapaldı, kar yağıyor, dipiliyor, çamur, yollar açılınca çamur ne oluyor? Yollardan bir yardım istiyoruz ve herkese buradan selam, en çok da halam Alev ablama. Evet sevgili izleyiciler. Bugün de Akdağ Madeni ilçemizin Yeşil Oymak köyündeydik. Yine Yeşil Oymak köyünde abimiz, isim neydi abi? Malik Doğanbek. Evet, Malik abi elinden geldiği kadar köyün sorunlarını, ihtiyaçlarını dile getirdi. Gerçekten hizmete ihtiyacı olan bir köy. Evet, özellikle bu yol. Şimdi görünen köy kılavuz istemez diye bir atasözü var. Evet. Şurada ben hiçbir şeyi konuşmasam dahi siz veya bir ilgilinin kim gelse göz önünde, yani gelsin bir kaymakamı, valisi, bakanı, başbakanı, kim gelirse gelsin bu yoldan eğer araba sürebilirse canlan baş üstüne. Bizim çocuklarımızın yine diyorum hayatı tehlikesi yüksek. Evet. Akdağ'a gidiyoruz, yani ev öteberesi ihtiyaç gidermek için arabalarımız aşağıda kalıyor, traktörlerinin arabaları zor çıkarıyor. O da traktörler de komşu köylerimizden, sağ olsun arkadaşlar yardımcı oluyorlar. Yani şu durumda, şu asırda bu konuştuklarımızın hiçbirinde ne kadar yalan yok. Evet, doğru. Zaten siz de gördünüz. Perişanlık fat safhada. Bizim köyümüz yine diyorum mağdur bir köy. Yani maddi anlamda %100 yok bir köy. Evet. Olmayınca da her şeyi devletten bekleniyoruz. Komşularımızın zaten köy 15 tane, belki 8-10 tanesi. Kaymakamlığın yardımı olmasa adam ölecek. Yani evet. Çalışmayla yetiştiremiyor. Bugün şurada hastalarımız çok oluyor bizim. O da Akdağ'ın hastanesinde giderilemeyebiliyor. Bugün en yakın yer Kayseri, Sivas. Evet. Buna da yine sağ olsun kaymakamlık hastane yol parası veriyor vatandaşa. Bunu inkar edemeyiz ama bizim en önemli şu an gördüğünüz gibi yolumuz. Ondan sonra da eğer imkan olur da bize bir yardımcı olabilirlerse cenaze damında yardımcı olmalarını bekliyoruz. Evet. Çünkü bu konuda çok mağduruz yani. Gerçekten mağduruz. Evet.